Yeni haftaya sakin başlayan altın fiyatları belli oldu. Dövizin hareketliliğinin seyrinden bahseden Sarraf Gülderdi, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın 20 Ocak'ta aldığı kararla beraber faiz kararını sabit tuttu. Sarraf İhsan Gülderdi ise faiz kararından sonra dövizdeki fiyatların değerlendirmelerini yaptı. Geçen haftayla sakin bir seyirde başladı. Bildiğiniz üzere 20 Ocak'ta Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu. Beklentiler 50 ya da 100 baz puan kadar düşürmekti. Sabit tuttu. Fiyatlarda pek oynaklık söz konusu olmadı. Dolar ve Euro'da fiyatlar, isterseniz söyleyeyim, 15-20 euro, 14-40, 13-40 seviyesinde de dolar alıcısını bulmakta. Altın fiyatları ise şu anda has altın 795 lira, 22 ayar altının fiyatı 775 lira, çeyrek altın 1300 lira, 2600 lira yarım altın fiyatı 5200 lira, cumhuriyet altını 13 bin lira ise şu anda grams alıcısını bulmakta. Piyasalar 2-3 haftadır sakin seyrini devam ettiriyor. Önümüzdeki haftalarda Fed'in kararı söz konusu. Toplantıdan sonra büyük ihtimal faiz arttırımına gidebilir. Ons fiyatındaki gelişmeler ise şu şekilde: Ukrayna-Rusya gerginliğinden sonra ons fiyatlarında bildiğiniz üzere yukarı yönlü hareket meydana geldi. Bu hareket bu savaş ya da barışın etkileriyle birlikte yukarı ya da aşağı yönlü hareketini devam ettirecek. Gelişen ülke paralarını yukarı yönlü hareket ettirebilir. Dolarda yukarı yönlü hareket olabilir. Ons fiyatlarını ise yükselteceği kanaatindeyim. Bu fiyatlara pozitif yönde etkileyeceğini öngörüyorum. İki haftadır sakin bir piyasa söz konusu. İnsanlar belirsizlikten kaynaklı alım ya da satım yapmamakta. Bu da işlerimizin sakin olduğunu söylemek gerekir ve yukarıdan alanlar vardı. Bunlar aşağı fiyatlardan bozdurmak istemiyorlar. Onların da sakinliği söz konusu. Fiyatlar tekrardan yukarı yönlü harekete devam ederse piyasaya biraz nakit girebilir. Çünkü birçok insan şu an dolar, euro ve altında, bunlardan çıkması için fiyatların da yukarı yönlü hareket etmesi lazım.